Günaydın, merhabalar. Merhabalar. Abdurrahman Yıldırım yanımızda. Şimdi hem ekonomi hem siyaset hem seçim bir hafta kala son gelişmeleri biraz konuşmak istiyoruz. Önce tabii Amerika ile yapılan Mumbiç anlaşması sonrasında Türk askeri Mumbiç'te. Buradan sonra yeni hedefler de var. Yeni bölgelere de gidilecek açıklamasında gördük. Biraz açalım mı bu konuyu? Elbette şimdi bu diplomatik yolla çözülen bir mesele. Yani bir diplomatik başarı var. Askeri bir hamleye gerek kalmadan Washington ve Ankara hattında uzun süredir devam eden görüşmeler sonuçlandı. En son Pompeo-Çavuşoğlu görüşmesinde de bir yol haritası ortaya çıktı. Şimdi yapılan şey bu yol haritasını hayata geçirmesi. Türk askeri orada şu anda devriye geziyor ve PKK-YPG milisleri Temmuz'un ilk haftası itibariyle çekilmeye başlayacak. Hatta aslında yönetim kadrosuna önemli isimler çekildi de Kandil'e doğru. Şimdi bu anlamda önemli. İkinci önemli tarafı da Amerika ile Türkiye arasında uzun süredir devam eden gerilim, gelgitler artık bir kenara itilecek mi? Belki bunu konuşmak gerekecek. Yani normalleşme, ilişkilerin normalleşmesi adına önemli bir adım. Fakat hani burada soru işaretleri ve gri alanlar da var. Yani şu andaki Mumbiç'e yönelik yapılanlar aslında biraz bize palyatif bir çözümü gösteriyor. Yani kalıcı, köklü bir çözüm değil. Neden? Çünkü hala çözülememiş iki tane çok temel konu var. Bunlardan bir tanesi Amerika PKK-YPG kartından vazgeçecek mi? Çünkü bunlar Mumbiç'ten çıkıyor ama Fırat'ın doğusuna geçecek. Yani PKK-YPG bir şekilde Amerika'nın desteğiyle Kuzey Suriye'de bağlılığını sürdürecek. O yüzden de Amerika PKK-YPG kartından tümüyle vazgeçecek mi? Birinci temel soru bu. İkinci en temel soru da başından beri Ankara çözüm masasında sürekli dile getirdiği bir mesele var. Diyor ki Suriye'de özellikle Kuzey Suriye'de kalıcı bir çözümden eğer bahsedeceksek eski demografik yapıya geri dönülmesi gerekiyor diyor. Yani zoraki göçlerle ve dayatmalarla örneğin Mumbiç özelinde söylersek %80 makasında bir Arap yoğunluğu var normalde demografik yapı gereği. Fakat PKK-YPG oraya girdikten sonra yoğun bir göç ve göç neticesinde de Kürt nüfus ağırlığı, daha doğrusu PKK kontrolündeki Kürtlerin burada nüfus ağırlığı daha fazla olmaya başladı. Yani demografik yapıyla oynandığı için böyle bir güç kazandı. Ankara diyor ki eski demografik yapısına geri dönmeli. Çözüm böyle olmalı diye. Dolayısıyla bu iki temel sorun, yani demografik yapı meselesi ve Amerika'nın PKK-YPG kartından vazgeçip geçmeyeceği meselesi hala çözülebilmiş değil. Onlar gri alan olarak önümüzde duruyor ama işin olumlu tarafı Türkiye ciddi bir diplomatik başarı sağladı bunu. Bununla yani bir askeri güç kullanmadan diplomasinin becerisiyle Mumbiç meselesini Amerika ile çözdü. Bu anlamda önemli. İkincisi de Amerika-Türkiye arasında normalleşme adına önemli bir adım. Demek ki birçok mesele artık konuşarak çözülebilir. Bunu gösterdi Ankara. Bu o anlamda Mumbiç'in önemli avantajları. Şimdi tabii bu süreci izleyeceğiz, takip edeceğiz. Ama önümüzde bir de tabii seçim var. Şimdi seçimde tabii şunları da konuşmak istiyoruz. Bir, Ankara ne konuşuyor son tahliyle, son durumda? Oradaki hava nasıl? Ve iki, oy kullanma meselesini de biraz bizim izleyiciler için açalım. Nasıl kullanacaklar? Çünkü hala kafası karışık olan da var. Örneğin tek zarfa konulacak mesela. Cumhurbaşkanı hem de meclis için seçtiğiniz vesaire. Evet. Çok bilen yokmuş hala, soruyoruz. Hani biz biliyoruz ama hani yine de izleyiciler için de aktaralım. Hem Ankara'nın havasını hem oy kullanırken nelere dikkat edecekler? Melek Yiğitel, sizden alalım mı bunları? Tabii yani sondan başlarsak oy kullanma meselesi burada önemli. Şimdi bir cumhurbaşkanlığı adayı için kullanılacak. Orada isimler var. Yani cumhurbaşkanı adaylarının isimleri ve fotoğrafları alta kutucuk. Mührü onun altına basacaklar. Diğerinde
parti tercihleri var. Orada ittifaklar var. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, bir de tek başına giren HDP, Vatan Partisi gibi partiler var. İttifakta da ittifakın içinde de diğer partiler var. Diyelim ki işte Cumhur İttifakı'ndaki bir A partisine vermek istiyorsa o kutucuğun içinde o A partisinin altındaki yuvarlığa basacak ve katlayıp tek zarfa koyup sandığa atacak. Aslında basit. Fakat ilk olduğu için belki hani anlatmak gerekiyor. Diyelim ki bu ittifak kutucuğunun içine işte A partisi ya da B partisinin altına basamadı. Ortaya bir yere denk geldi. Ya da ikisine birden bastı. Bu da geçersiz sayılmıyor. Dağılım bittikten sonra ittifak oyları olarak sayılıyor. Ve ittifak oyları partinin aldığı oy sayısına göre tekrar dağıtılıyor. Yani diyelim ki işte AK Parti %50 aldı diyelim. Ve Cumhur İttifakı'nın içinde de oylar birikti. İşte MHP'de diyelim ki %20 aldı. O 50 ve 20 oranında o oylar dağıtılacak Cumhur İttifakı içinde. Aynı şey Millet İttifakı içinde geçerli. Orada da Saadet, İyi Parti ve CHP var. Ama tabii burada asıl yani yapılması gereken şey o ittifak içindeki bir partinin altındaki o yuvarlığa basmak. Yani doğrusu o. Ama diyelim ki kafası karıştı, ikisine birden bastı ya da yuvarlığa denk getirmeyip o çerçevenin içine bir yere bastı. Orada da geçersiz sayılmıyor. Yani bu karar uzun süre tartışıldı mecliste ve böyle bir kararın alınma nedeni de denildi ki ya böyle teknik bir hata, diyelim ki hani dağıldı, ikisine birden bastı, milli irade her şekilde yansımalı bu işe. Dolayısıyla burada bir ittifakı tercih ettiği anlaşılıyor. Partiler kendi arasında anlaşsın ve aldıkları oy oranında dağıtılsın onlara, kabul edildi. İki taraf da kabul etti ve dolayısıyla geçersiz oy olmayacak burada. Yani çok ters bir iş yapmazsa, işte kalemle yazmaya kalkmazsa ya da mühürü arkaya basmazsa geçersiz oy bayağı az çıkacak bu seçimde. Görünen o. Evet. Cumhurbaşkanı seçiminde hesaplama çok erken biter. Yani bir saat, iki saat içinde biz yasak kalktıktan sonra sonucu öğreniriz. Ama milletvekili dağılımında biraz bu kez uzun sürebilir. Çünkü aldıkları oy dağıtılacak. Sonra o ittifak oyları donk sistemine göre oran esas alınarak tekrar dağıtılacak ve sonuç öyle çıkacak. O yüzden diğerlerine göre belki 2-3 saat daha rötarlı olabilir sonuçlar. Şimdi 5'te sandıklar kapanacak. Çok fazla bir soru işareti, sorun görünmüyor. 8'de başlıyor. 5'te evet, sandıklar evet. Kapanıyor. Doğu'da 4'te kapanacak. Efendim? 4'te kapanıyor, batıda 5'te kapanır kapanmaz aslında sayım başlıyor. Açıklanması yasak. Yani tamam. Ona YSK karar verecek normalde. Evet, saat belli mi diyecektim öne çekiyor. Yani diyor ki işte öne çekiyor. Yani 21'den önce açıklanmasını yasaklıyor ama diyor ki zaten sandıklar kapandı. Sayım işlemi büyük yarı yarıya neredeyse bitti deyip her sene öne çekiyor mutlaka. Bir saat duyuruyor. Diyor ki atıyorum saat 20'den itibaren bu sonuçları verebilirsiniz diye. Zaten sonuçlar kapalı devre olarak belirli sistemlerde haber merkezlerine geliyor. Yani doğru. Biz aslında sonuçları büyük ölçüde biz öğrenmiş olacağız da. Şeyde, sistemden. Fakat evet. Duyurmamız yasak. Evet ama mesela geçen ben bunu YSK Başkanı'na da söyledim. Dedim ki yani hani bize yasak koydunuz, saat sınırlaması koyuyorsunuz ama sosyal medyada mesela paylaşılıyor. Yani biz sonuçları açıklanana kadar sosyal medya büyük bölümünü hallediyor zaten. Evet. Sosyal medya böyle bir şey işte. Yapacak bir şey yok. Gizli yasak kalmıyor sosyal medya olduğu için. Evet. Şimdi Abdurrahman Bey'se döneceğim. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamaları, daha doğrusu açıklama derken gençlerle sohbetinde bayağı güzel, ciddi açıklamalar var. Mesela bunlardan bir tanesi bu atak helikopterleriyle ilgili, mini piyade tüfeğiyle ilgili, nükleer santralle ilgili açıklamaları var. Daha doğrusu gençlerle konuşurken buna bahsediyor. Bu Endüstri 4.0 denilen olay Almanya'nın Siemens'in kendi projesi olduğunu anlatmış gençlere. Gençlerin de sorularını aldı. Bu Hürkuş için hani bize yeterli mi, daha devam edecek miyiz diye açıklamaları var. Kodlama ve yazılımı ilkokulda vermeye başladık diyor Cumhurbaşkanı. Ve bunun yanında tabii bu kek ve kıraathane meselesini de orada bahsetmiş.
Şöyle diyor, işte kızım Amerika'da okurken ben onu arıyordum, neredesin diyordum, kütüphanedeydim. Kütüphanedeyim, Allah Allah, bu saatte ne kütüphanesi diye sordum da olayı anlatmıştı bana. İşte orada daha rahat ders çalışıyorlar vesaire. Biz de işte külliyenin kütüphanesinden yararlandıracağız ve kıraathane şeklinde olup çocukların orada ilimle bilimle ilgilenmesini sağlayacağız bu konuda. Yani her ne kadar muhalefet dalga geçse de bu konuda gelimizden gene yapacağız açıklamalarını görüyoruz. Yerli otomobil için tarih verdi. Biliyorsunuz 2022 tarihine diye bir tarih gördüm ben. Hedefliyorlar yerli ve milli araçlar için. Bunlar daha var açıklamaları da, ne söyleyeceksiniz bu açıklamalarla, gençlerle sohbet edildi? Valla gençlerle sohbet edildi mi tabii Türkiye'nin geleceğiyle de tabii, ilgili tabii. Her türlü fikrinizi, düşüncenizi, plan ve programınızı ortaya koymanız lazım. Teknoloji çünkü yoğunluklu olmuş zaten. Geleceğin sahipleri olar. Eğitim hakikaten gençlerin en önemli uğraş alanı. Evet. Çünkü hayata öyle hazırlanacaklar. Kodlama, endüstri 4.0, işte teknolojiye dayalı savunma diyelim, savunma sanayi ürünleri evet. Falan. Zaten USAŞ'talardı. Evet. Dolayısıyla teknolojik içerikli işte yeniliklere açık, gençlerin geleceğini şekillendirecek ve gençlerin işi olacak olan alanları kapsamış. Vallahi seçim meydanlarında ortaya atıldı. Belki o nedenle de biraz iş sulandı gibi ama gençlerde bu kütüphanelerde çalışma olayı Türkiye'de yaygınlaşıyor. Ama ilginçtir. Yani Türkiye'de kütüphane sayısı galiba azalıyor. Yani dolayısıyla bu eğilim biraz daha yaygınlaşırsa galiba kütüphane sayısını da artıracağız. Gerçi kütüphane ihtiyacı da azalıyor. Çünkü işte şey var, internet var, oradan her tarafa ulaşıyorsunuz. Yani kitap kaynak ihtiyacını gidermiş oluyorsunuz. Dolayısıyla evde ya da başka mekanlarda çalışabilirsiniz. Ama kütüphane aynı zamanda gençlere galiba bir disiplin veriyor. Herkes çalışıyor iken sizin hani dalga geçme şeyiniz, şansınız yok. Bir de motive ediyor sizi. Doğru. Yani. Valla bilmem, kek mi olur, başka bir şey mi olur? Yani onu zaman içerisinde de bulabiliriz. Yani tercihler de değişir. Yani benim anladığım hani ders çalışılan ya da işte gençlerin bir arada olduğu, sonuçta orada bilgisayar da mutlaka olacaktır. Yani internet olacaktır diye düşünüyorum. Bir araya gelip işte ne bileyim, vardır ya kafelerde kahvesini içerisinde. Şu an bir tane X firması kafe, ünlü bir zincir var ya, söylemeyeyim adını, Amerikalı. Mesela insanlar, görüyorum gençler orada. Ellerinde bilgisayarlar, kahveleriyle oturuyorlar, çalışıyorlar bayağı. Evet, önemli olan bir şey, internete herhalde. Bağlanma durumu. Yani o zincirde ona müsait olduğu için tercih ediliyor hakikaten. Bir de yani illa kafeye geldin diye önüne hani çay kahve dayamıyorlar. Evet. Bu zorunluluk yok. Evet, evet. Dolayısıyla bu özellikler önemli. Ama şu kek tartışmasında bir şeye katılmak isterim. O da kekin hangi şekerle yapılacağı. Şimdi muhalefet evet dedi ki siz şeker fabrikalarını özelleştirdiniz. Yani o kek de keke benzemez. Yani burada elbette kek eğer nişastalı işte şekerden yapılırsa, bilmiyorum yani sağlığa zararlı mı değil mi tartışma konusu da, yani şeker zaten sağlığa zararlı. Evet, zayıf. Dolayısıyla nişasta bazlı şeker belki daha zararlı ya da iki katı zararlı diyelim. Dolayısıyla nişasta bazlı şekerle yapılır ise tabii ki maliyetler düşecek ama yani bunu da hakikaten ben hani çocuklara yedirmek herhalde kimse istemez. Evet. Nişasta bazlı olmasından ziyade doğrudan normal şekerle, şeker pancarının şekeriyle yapılan kek olmasına dikkat etmemiz lazım. Evet. Şimdi biz şeker fabrikalarını bu seçim atmosferinde özelleştirdik. Fazla bir tartışma yaşanmadı. Çok da iyi yapıldı. Yani iyi yapılmasının sebebini şöyle açıklayayım. Aslında özelleştirme yaparak biz şeker ekilen topraklarımızı, şeker pancarı ekilen topraklarımızı bir ölçüde kurtarmış olacağız. Nasıl? Zaman içerisinde. Şeker pancarı çok su tüketen, toprağı adeta tüketen bir ürün.
çok zahmetli de bir ürün. Tohumu da genelde ithal edilen tohum. Ve Türkiye'de bu pahalı. Çünkü su kıt. Özellikle Konya Ovası'nda biz suyun olmadığı bir yerde, suyun kaynak yeraltı sularının dahi tükendiği, tükenmekte olduğu ve Konya Ovası projesi diye orayı sulamaya yönelik bir büyük proje açıkladığımız ve bunu hayata koymak istediğimiz bir aşamada, bir yandan da en çok su tüketen ürünü orada üretiyoruz. Peki nasıl bir faydası alacak ki? Faydası şu, topraklarımızı kurtaracağız. Peki, nerede yetişecek bu şöyle, şeker pancarı? Şöyle, bu kadar şeker pancarı ekmeğe gerek yok. Aynen, ne olacak peki şeker fabrikalarında? Şöyle, bazı şeker fabrikaları herhalde tasfiye olacak zaman içerisinde. Yani şeker sektöründe bu kadar çalışan sayısı olmayacak. Bu kadar fabrika olmayacak. Şeker pancarı eken çiftçi de başka bir şey ekecek. Hayır, biz şeker fabrikalarında şekerimizi ediniyoruz ama şunu demek istiyorum ben. Şeker pancarı ekmediğimiz ve ithal edeceğimizi mi anlıyorum ben buradan? Evet, bunu da çıkartabilirsiniz. Doğrudur. Yani ama ithal edin istemiyoruz. Şöyle istemiyoruz ama mesela ben şuna da takılıyorum. Saman ithal etmeyelim. Edelim yani samanın şeyine, yani katma değerine. Ucuz ürünleri ya da Türkiye'ye üretimi maliyetli olan ürünleri ithal edelim. Bunun içerisinde şeker de var. Ama bu şekeri biz şeker kamışından, yani işte o nişasta bazlı olmayan i̇şte şekeri ithal edelim ve onu tüketelim. Evet, denetlenmesi gerekiyor işte burada. Bunu da işte devlet, devlet yapacak. Şeker değil, normal kamıştan yapılan şeker. Yani bu çok bunu önemli denetleyelim. Bir konu. Şimdi gerçekten başka bir örnek vereyim size. Tütün, yani tekelin özelleştirilmesi işte 90'lı yıllarda yapıldı. Tütünü biz yakıyor idik. Çünkü fazla. İhtiyaçtan fazla ihraç da edemiyorsun ya da kısmen ihraç ediyorsun ama hepsine ihraç edemiyorsun. Evet. Özelleştirdik. Bazı çoğu fabrikalar kapandı. Tütün üreten üreticileri de, çiftçiler de farklı bir şeyler yapmaya başladılar. Ama Akhisar diye bir örnek vereceğim. Akhisar şimdi zeytin merkezi oldu. Zeytin üretim merkezi oldu. 40 tane sanayi bölgesinde zeytinyağı fabrikası var. Yani 40 tane fabrika. Zeytinciliğin merkezi oldu. 15 milyar ağaç. Çiftçi zenginleşti. Yani traktörü olan, arabası olan, hemen hemen her çiftçinin bir traktörü oldu. Şimdi zahmetli bir süreçten geçtiler. Değişim zordur ama yani iyi bir sonuç verdi. Şeker pancarı üreticileri tütün içinde geçerli ekerken, olabilir tütün mi? Tütün ekerken zeytinyağını geçtiler. Bu kadar şey değillerdi. Tütün ayrıca yani katma değeri biraz yüksek olan bir ürün. Çok iyi sonuç aldılar. Yani değişimden korkmamak lazım. Şeker pancarı, yani nihayetinde şeker ucuz bir ürün. Evet. Yani ithal etsek hepsini toplam harcamamız 600-700 milyon dolar. Bak, hepsini ithal etsek. Ama biz topraklarımızı kurtarıyoruz ve o topraklarda başka ürünler ekebiliriz. Anladım. Bu yönden fazla bakmamıştım su, fazla tabii. Su gerektirmeyen. Bu yönden bakmamıştık. Yani hakikaten şeker pancarı 24 bin metreküp, yani 1 kilogram şeker pancarı için böyle bir şey gerekiyor, su gerekiyor. Benim uzmanlık alanım değil ama yani uzmanlık alanı olan kişilerin verdiği rakamlar. Evet. Ve biz bunu yani zamanında tabii ki, yani Cumhuriyet kurulduğu zaman, ondan önce şeker çok önemli bir gıda maddesi. Hatta ilaç. Evet. Yani gaz, tuz, bez, şeker. Stratejik. Ama bugün bu özelliği kalmadı artık. Yani bugün sıradan bir ürün. Tuz da aynı. Ya tuz aynı değil hatta. Tuz daha değerli bir şey. Tuz daha değerli. Yani tuz ve şeker önemlidir insanların hayatında. Evet. Ama bu şeyler kalmadı artık. Dolayısıyla burada özelleştirme de yapıldı. Dolayısıyla ben bunu hükümet için ya da ekonomik reformlar için ciddi bir alan gördüm. Yani biz bu yani açıdan bakmadık olmadan, bu arada. Farkında olmadan çok ciddi bir yapısal önlem aslında yapılmış durumda. Ben bunu şeker boyutunda, yani ne kadar şeker üretildi, ne kadar o sektörde çalışıyordu, o boyutunda değilim. Yani orada kaybımız olacak.
üretim kapasitemiz düşecek ama toplamda ekonomi kazanacak bundan. Tümünü ithal etsek bile dediğim 500, gibi 600-700 milyon dolar. Ama onun yerine o ürünün üretildiği topraklara ekeceğimiz farklı ürünlerden, daha belki katma değerli ürünlerden elde edeceğimiz şeyler birkaç milyar dolar olabilir. Melik Yiğitel, şeker konusu mühim bir konu. Seçim esnasında çok tabii es geçtik bunu şeker fabrikalarını ama Abdurrahman Bey de farklı bir açıdan anlattı. Ben bu bilmiyordum mesela şeker pancarının bu kadar su aldığını vesaire. Bunu bilmiyorduk. Ekranda söylemiş olduk. Siz katılıyor musunuz? Bir başka sorum daha olacak bu sorudan sonra. Ya elbette katılıyorum. Abdurrahman Bey çok doğru söyledi. Yani bu stratejik ürün meselesi ya oraya kodlanmak lazım. Geçmişte evet bu bir stratejik ürün olabilir ama şimdi değil. Daha basit yollardan hatta nişasta bazlı çok daha ucuza ve zahmetli bir şekilde elde edilebiliyor. Bu tüketicinin anlamında söylemiyorum da yani bunun çözümü var. Ama burada muhalefet tabii işe böyle hep hani tamam evet stratejik bir şey kaybediyorlardan öte biraz da işte burada insanlar işsiz kalacak, fabrikalar kapanacak oradan tutturmaya çalışıyor. Bir seçimde de bir tartışma konusu oldu ama çok ilgi görmediği için de kesildi aslında. Yani ilk başlarda biraz böyle muhalefet partileri oradan biraz yüklendi. Şimdi baktılar ki bu iş şekeri falan geçiyor. Yani artık bambaşka şeylerden bahsediliyor. İşte Sayın Cumhurbaşkanı dün söylediği gibi Türksat 5A'dan söz ediliyor. Yeni markalar üretilmeye çalışılıyor. Yani bunun bir tartışması var. Dolayısıyla şeker çok böyle geride kaldığını gördükleri için Muharrem İnce de artık vazgeçti ondan. Kuantum fiziği diyor, 4B teknolojisi diyor, o da vazgeçti. Şimdi TSK'ya yeni bir model çalışması, bunun daha önce ipuçları verilmişti zaten en son sorulduğunda. Hani bedelli askerlik meselesi, hani profesyonel ordu şeklinde bir çalışma yapılacaktır. Bu TSK'nın işidir açıklaması gelmişti Cumhurbaşkanı'ndan. Şimdi bu yeni model çalışmasının içeriğinde oluşmaya başladı mı? Kulağınıza gelen bir şeyler var mı? Detaylar var mı? Şimdi dün onu Sayın Bekir Bozdağ'a da sorduk Yozgat'ta yaptığımız canlı yayında bu bedeli meselesini. Şimdi bir ya bedeli meselesi tamam çıkacak o kesin. Dedi ki yani seçimde hemen sonra sadece yaş ve bedel miktarı belirlenecek. Fakat kalıcı bir çözüm gerektiği konusunda da herkes hemfikir. Yani düzenli bir orduya geçiş. Çünkü bu şeye bedeli meselesi 2 yılda bir ısıtılıp önümüze getiriliyor. Beklenti oluşuyor. Fakat bir yandan da işin gerçeği var. Değişen coğrafyada artık profesyonel bir orduya ihtiyaç duyulduğu çok açık. Yani mesela Afrin operasyonu büyük ölçüde uzman erbaş, asbay, subay ve özel harekatla yapıldı. Yani orada normal uzun dönem er sayısı hani parmakla sayılacak kadar azdı. Dolayısıyla şu anda mesela Kandil operasyonu büyük ölçüde yine profesyonel ordu elemanlarıyla yapılıyor. Yani dolayısıyla dünya değişiyor, coğrafya çok farklı bir yere doğru gidiyor ve artık bir düzenli ordu ihtiyacı var. Burada askerlik meselesine başka bir çözüm gerektiği kanısındayım. Bu ne olur? Bu işte meslek sahibi olanların işte 1 ay ya da 3 ay temel bir eğitim alır. Çünkü sonuç itibariyle olağanüstü durumlarda bütün erkekler hatta Çanakkale'de kadınlar hepimiz asker olmaya adaydık. Ülkeler böyledir. Yani bu bizim için de geçerli olduğu gibi işte Vietnam için de geçerli. Amerika'ya karşı savaşırlarken topyekun hepsi bir anda asker oldu. Dolayısıyla hani buna çözüm 3 aylık bir temel eğitim olabilir. 3 aylık bir temel eğitimden sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kime nerede ihtiyacı varsa onu belki hani 2 ay ya da 3 ay daha öyle değerlendirebilir. Yoksa hakikaten hani ben kendimden örnek vereyim. 8 ay yaptım kısa dönem. O zaman 8 aydı şimdi 6 ay oldu. Yani deyin ki hani Melik ne kadar fayda sağladın? İnanın yani sağladığın fayda yok denecek kadar az. Bir tek kışlarının kütüphanesini biraz elden geçirdim, onu tasnif ettim falan. Yani dolayısıyla hani profesyonel ordu ihtiyacı var ve buna dair bir düzenleme gerektiği kanaatindeyim. Yani bedeli evet tamam seçim sonrası çıkacak bir bedel ve bir yaş sınırıyla ama bu palyatif bir çözüm. Kalıcı bir çözümden bahsetmiyoruz. Kalıcı çözüm
profesyonel ordu ve diğerine de çözüm bulmak. Dediğim gibi mesela şey olabilir, hani temel eğitimi sınırlarsınız. Bir ay, iki ay ya da üç ay temel eğitim verirsiniz. Sonra farklı yerlerde değerlendirilir ya da değerlendirilmez. Denir ki yani ihtiyaç yok. Tamam, üç ay temel eğitim, sen git. 45 yaşına kadar sen bu ülkenin askerisin, çağrıldığında gel dersiniz. Olur biter. Öbür türlü çok yani külfet olduğunu düşünüyorum. Evet, şimdi bir de Trump'ın açıklamalarını biraz daha konuşalım Abdurrahman Bey. Bu bir başka konuşayım. Tamam, önümüzde seçim var. Seçime gireceğiz, çıkacağız, sonucuna bakacağız, edeceğiz vesaire. Türkiye bir yere doğru gidiyor. Öyle ya da böyle. Sistem değişiyor. Okey. Bir hafta bilemediniz, 8 Temmuz'a kadar ikinci tur olursa. Fakat bu konu önümüzdeki yılları etkileyecek bir konu. Trump'ın Çin'le yapmış olduğu bu ticari savaşlar. En son 200 milyar dolarlık daha gümrük vergisi uygulanmasına talimat verdi Trump. Yani ne olacak biz önümüzdeki süreç, bizde bizim gibi ülkeler neyi bekliyor? Daha doğrusu ne bekliyor? Vallahi çok büyük zorluk bekliyor. Çünkü bu ticaret savaşları geçmişte, tarihte ne zaman yapılmışsa, bundan hem bu ticaret savaşlarını yapanlar hem diğerleri değişik oranlarda zarar görmüş. Ticaret savaşlarının kazananı olmamış, kaybeden olmuş. Ama az ama çok. Yani burada da zaten daha önce 50 milyar dolarlık bir vergi vardı. Şimdi bunu 200 milyar dolardan artırıyor. 250 milyar dolara tamamlıyor. Zaten baştan açıkladığı, istediği miktar da buydu. Dolayısıyla oraya geldi. İki ülke arasındaki işte Çin'le olan dış ticaret açığı zaten 375 milyar dolar. Çin'de karşılık vereceğini açıkladı ama yani Çin'in ithal ettiği mal 125 milyar dolar. Yani hepsine karşılık verse 125 milyar dolar. O kadar yani. Dolayısıyla yani Amerika bu savaşı baştan kazanacağı ya da kendisinin az kaybedeceği, Çin'in daha fazla kazanacağını hesaplayarak yaptı. Bizim gibi ülkeler yani yukarıda devler tepişirken biz aşağıda ezileceğiz biraz. Şöyle ki bir enflasyon bize gelecek. İhraç edecekler bize. Çünkü Çin malları Amerika'nın koymuş olduğu vergilerden dolayı daha yüksek bir işte küresel fiyat oluşacak. Yani bu demir çelikte de olacak mesela. Alüminyumda da olacak. İşte Çin'in Amerika'ya ihraç ettiği ürünlerde de olacak. Dönecek bu fiyat, Türkiye'ye de etkileyecek. Ama ticaret kanalıyla da etkileyecek. Çünkü işte tedarik zinciri dediğimiz bir zincir artık bu küreselleşme içerisinde. Evet. Her şey Çin'de üretilmiyor. Çin hatta montaj gibi de düşünebilirsiniz. Yani Çin Asya ülkelerine ürettiriyor parçaları. Vietnam kısmen vesaire şeye ürettiriyor. Evet. Kendi ülkesinde bir şeyler katıyor. Sonra bunu Amerika'ya satıyor. Ama bu daha çok Amerikalı şirketler de bunu yapıyor. Yani aslında bir Amerikalı Çin'de üretiyor, Amerika'ya mal ihraç etmiş oluyor. Yani kararın arkasında ve devamında göreceğiz ki bundan Amerikalı şirketler de zarar görecek. Dünya ticareti daralmaya başladığı zaman ya da büyüme hızı düştüğü zaman bundan Türkiye'de etkilenecek. Çünkü biz de modelimizi ihracatın üzerine, ihracatla büyüme üzerine kurgulamaya çalışıyoruz. Çünkü cari açık veriyoruz zaten. Peki şimdi burada... Yani ihracat dış ticaret yoluyla, bir de beklentiler yoluyla. Yani bugün bütün piyasalarda satışlar var. Bütün faizlerde yükselme var. Bütün para birimlerinde değer kaybı var. Şimdi terse dönmedik mi? Terse dönmekten kastım şu. İlk 2008 krizinde düşük enflasyon, hatta yükseltmeye çalışan enflasyon, düşük faizler vardı işte 2008'e itibaren. Amerika enflasyonu arttırmak için uğraşıyordu ve Avrupa. Ama diğer taraftan şimdi böyle dünya tersine dönüp yüksek enflasyon dönemine giren ve az büyüyen, yani stagflasyona andıran bir duruma mı geçebilir dünya? Stagflasyon değil. Çünkü dünyada ekonomi canlı. 3.9 büyüyor dünya ekonomisi. Amerikan ekonomisi işte 2.8 büyüyecek. Onun için de çok iyi bir rakam. Dolayısıyla durgunluk olmayacak. Ama enflasyon olabilir. Enflasyon görülebilir. O istenen enflasyon
istenmeyen hale oranlara gelelim. Çıkabilir. Özellikle mesela Amerika'yı düşünün. Şimdi Amerika çelik ve alüminyumu %25 daha pahalı kullanır hale geldi. Çünkü kendisi vergi topluyor zaten. Şimdi Çin'den satın alacağı 250 milyar dolarlık miktara da yine aynı şekilde %10 daha vergi artırım olacak. Gelecek. Amerika'da zaten enflasyon ucunu göstermiş %2'ler civarında. Evet. Bu Amerika'daki enflasyonu daha bir azdıracak. Dolayısıyla bizdekinde. FED ne yapacak? Daha hızlı faiz artıracak. Bizim de faizler artacak. Dolayısıyla bizim de faizler artacak. Evet, yani çok güzel tavsiye. Nereden nereye nasıl ilişki kuruyorsun ne yapacağız ortada. Peki? Yani yapacağımız bir şey yok. Katlanacağız ve yeni minimum dereceden etkilenerek uyum gideriz. Sağlayacağız. Ülke olarak yani ne bileyim hani illaki etkileneceğiz bu kadar ticari savaşlarından, enflasyondan, yüksek faiz ortamından ama hani ne bileyim daha minimum derecede etkilenecek ne yapabilir Türkiye? Şöyle yani işte topraklarımızı daha akıllı kullanacağız. Yani daha verimli şeyler. Evet. Verimlilik esas. Evet, verimlilik esas. Ondan sonra turizmi daha etkili şekilde kullanacağız. Tanıtım yapacağız. Evet. Belki içeride tesisleri yeniden düzenleyeceğiz. Daha katma değerli işler yapacağız. Turist başına harcamayı artıracağız. Turiste sadece otelde konaklama istediğin kadar ye iç değil. Aynı zamanda alışverişe yönlendireceğiz. Bir de ihracatı artırmamız için orada özellikle hizmet ihracatını daha kaliteli eğitim gençlere vermemiz lazım. Ondan sonra da bunu hakikaten hizmet ihracatına dökmek, döviz kazanmak, oraya tahvil etmek lazım. Bu da zaman ister. Yani hemen kısa sürede olacak bir şey değil. Kısa vadeli tedbir ne olabilir? Kısa vadeli tedbir yok. Yoksa kısa vadeli tedbir şöyle yani kur yoluyla uyum sağlamak. Kur ve faiz yoluyla. Yani nedir? TL değer kaybedecek. Dolayısıyla insanlarımızın alım gücü düşecek. Biraz fakirleşecek demeyeyim ama gelir kaybına uğrayacak. Dolayısıyla daha az tüketecek. Cari açığımız düşecek filan. Bu yolla ihracata zorlanacak. Dolayısıyla cari açığımızı biraz kapatacağız. Enflasyonumuzu frenleyeceğiz. Ama sonuçta baktığımız zaman daha bir rahat tüketimden, bol tüketimden Türkiye'de ödün verecek. Evet, dar tüketim, daha az tüketim. Evet. Zaten hedeflenen buydu herhalde diye düşünüyorum ben açıkçası. Bilinçli midir, nedir yani, anlamadım ki. Ama yani Çin faktörü önemliydi. Evet. Özellikle 2000'li yıllardan sonra dünyada enflasyonun düşük çıkmasında, hatta şaşırtıcı derecede niye enflasyon olmuyor şeyinin arkasında yatan temel etken Çin'in dünyaya ucuz mal ihraç etmesiydi. Ama bu ucuzluk da Çin'de bitti artık. Çünkü ucuz iş gücü bitti. Azaldı. Kişi başına, evet. Gelir Çin'de arttı. 10 bin dolar diyelim. Civarında. Dolayısıyla o insanlarla o kadar ucuz üretim yapamıyorsunuz. Bazı ucuz üretimleri de Çin terk etti. Dolayısıyla bir de üzerine böyle bir kısıtlama gelince herhalde önümüzdeki dönemde zor bir dönem. Evet, Çin malları da biraz daha pahalı olacak ve Çin dünya enflasyonunu desteklemeyecek. Belki, hatta artıracak diye. Çin mallarına bakış hani vardır ya. Sene kaçtı? 97, 98 Asya krizi 97 miydi? 97'de çıktı evet. Şimdi Asya krizinde hatırlarsanız Çin malları Türkiye'ye çok ithal ediliyordu. Yani ihraç başlamıştı Çin'den gelmeye. Şeyden biliyorum. Babamın işinden biliyorum. Vida ve Çin Civata işi yapıyordu. Çin'den gelen mallar buradaki üretimden, yani üretim maliyetinden daha düşük olduğu için o dönem sanayici çok etkilenmişti. Babam da bunlardan bir tanesiydi. O dönemi hatırlıyorum. Şimdi o zaman Çin malı ucuzdur algısı değişecek. Öyle gözüküyor. Zaten yavaş yavaş değişti gibi görünüyor. Burada belki sanayici açısından pozitif etki yaratır mı? Yaratabilir, evet. Şöyle düşünelim. Bir de Türk lirasının değer kayıplarını da dikkate alırsak. Evet, Türkiye'de üretmek artık eskisi kadar zor değil.
daha şey kolay. Yani üretime daha dönen kazanacak bir döneme mi gireceğiz inşallah? İnşallah. İnşallah bakın temennim o. Üretim yani, odaklı evet, bir ülke. Türk lirası aşırı değer kazanmıştı geçmiş dönemlerde. 2010 yılına kadar evet. gelene kadar hatta 2013'e kadar Türk lirasının değer kazanma süreci. 2002'den 2013 yılına kadar. Aynı zamanda Çin'in de dünyaya hakikaten mal pompaladığı bir dönem. İkisi birleşerek bu etki yarattı. Özellikle ara malı üretimini, küçük sanayiyi önemli ölçüde tasfiye etti. Çok, çok. Dolayısıyla bu kur artışıyla beraber ayrıca Çin'deki bu yeni durum yeniden bizim hakikaten bu KOBİ'leri geliştirmemiz, küçük üreticiyi yani desteklememiz, ara malını evet. üretimi yeniden gündemimize almamızı gerektiriyor. Yani bu süreç başladı. Devam yani üretecek, üreten kazanacak diyebilecek kazanabilir mi? Diyelim yani illa kazanacak değil. Akıllı tamam. işler yapılırsa üreten yani kazanacak. Kazanabileceği bir döneme girmiş evet, olabiliriz. Bu evet. pozitif. Yok bu İyi dönem şey bu süreç başladı. Doğrudur. Yani bu süreç başladı ama bizdeki bir şey yani şimdiye kadar bütün kaynaklar teşvikler inşaat sektörüne yönlendirilmiş, konut sektörüne yönlendirilmiş idi. Şimdi sanayi orada üretime. Bir şeye geldik. Konjonktür değişimine denk geldik. Dolayısıyla sanayiye doğru yöneltirsek yani para asıl üretimden kazanılmaya başlanırsa inşaattan değil üretimden o zaman hakikaten çok güçlü bir yönelim başlayabilir. O zaman işte sektörüne. Deriz ki ekonomi dengeye oturmaya başladı. Çünkü biz inşaat sektörü yoluyla biraz rahatlamıştı. Ülke büyümesi oradandı yani. Hani biraz da sanayiye dönersek hem konut hem sanayi böyle dengeli bir hale getirebilirsek İşte büyüme ve kalkınmayı sağlayabileceğiz o zaman. İyi bir şey. İyi bir şey almaya çalışıyorum ağzınızda. Bu kadar evet yani böyle bir böyle yani bir şey var. Yani böyle bir dengeye böyle oturduğu bir, zaman hani kalkınma da arkadan. Evet. Konjonktür bu şeye geldi. Fırsat var burada. Bu şeyde tamam, üretimde fırsat yani var. Konjonktürün getirmiş olduğu bir üretim fırsatı var. Bu güzel üretenlerin oldu. Daha fırsat. Fazla kazanabileceği, daha iyi para kazanabileceği bir konjonktüre geldik. Buna sevindim. Çünkü üretmeyi unuttuk. Unuttuk hepimiz unuttuk. Hazırdan. Üreten, yaratan, akıllı davranan kazanacak döneme girdiysek ne mutlu valla. Şimdi bir 10 dakikamız var Melik Yiğiter. Sizin eklemek istediğiniz var mı? Uzakta kaldınız tabii Ankara'da olduğunuz için. Yo hayır keyifle dinledim. Hakikaten Abdurrahman Bey de çok nefis bir tarif yaptı. Yani burada üretim, katma değer yaratan ürünler sizi büyüten budur. Yani konut tamam bir yere kadar ama işte böyle bir çağda bilim teknolojiden bahsediyoruz. Bu kadar konut yerine keşke bir WhatsApp üretseydik, bir Facebook, bir Twitter üretebilseydik. Yani marka üretimi, katma değer yaratacak ürünler ve dünyada sizi güçlü kılan da budur, ekonomidir. Yani siz ekonomi gücünüz oranında söz sahibisiniz. Evet. Ekonomimiz güçlüyse masaya da güçlü oturursunuz. O kadar dünyada söz sahibi olursunuz. O yüzden Abdurrahman Bey çok doğru söylüyor. Kesinlikle katılıyorum ve hani çok nefis bir çerçeve çizdi. Türkiye oraya direksiyon kırmak zorunda artık. Üretim hep söylüyoruz. Ben de fabrikatör kızı derler ya. Kesinlikle. O zaman öyleydik. Fabrikatör kızıydık Melik Bey bir zamanlar da. Asya krizi geldi. Çin bizi çarptı gitti yani. O yüzden üreticinin ve sanayicinin babamdan bildiğim için ne kadar zorluk çektiğini ve sanayi ve üretimin aslında bir kişi için ne kadar nasıl diyeyim bağımlılık yarattığını kendi babamdan biliyorum. Hala gelmiş kaç yaşına hala üreteceğim sanayide kalacağım diyor. Ya diyorum git bir emlak memlak işine gir falan yok. Yani üreteceğim. Yani bir de üreten sanayiciyi de ben ellerinden öpmek isterim. Alnlarından öpmek isterim. Gerçekten zor. Yok haklısınız. Yani bir ülkenin üretim gücü son derece önemlidir. Yani üretim gücü yüksek olan ülkenin hani eli kolay diğer kolay bükülemez yani. Bükülemez tabii evet. ki. Diğer ülkelerin manipülasyonuna, oyununa bilmem nesine karışmasına. Üretir gider Almanya gibi. Değil. Hiç önemli. Evet, nasıl üretim gücü Almanya belirleyicidir. Evet. Dolayısıyla sanayi bir üretim gücüdür. Hizmet, kaliteli hizmet sektörü üretimdir. O yüzden üretim diyoruz hep onu diyorum. Adalarda yeni dönem atlı faytonların yerine elektrikli faytonlar alacak. Bu çok konuşulan konulardan bir tanesiydi. Birkaç dakika varken bunu da konuşalım.
Erdoğan açıklamıştı. Son derece etkili bir önlem. Değil mi? Çünkü yani bir... Python'u kaldırmıyoruz çünkü orada bir tarih, bir dokusu kere, var. Canlılara eziyet yapıyoruz. Yani iki, bir çevre kirliliği yaratıyor. Çünkü sinek oluşturuyor at pislikleri. Yani üçüncüsü de bu işin bir mafyası oluşmuş diyeceğim. Değil. Yani her meslekte. Biliyor herkes zaten mafyası oluşunu. Yeni bir şey bildiğimiz ama bir konu. Ama yani en önemlisi atların orada çekmiş olduğu eziyet. Evet. Yani bence o en önemlisi. Ama onun dışında bir de pahalı bir yöntem. Yani tabii, elektrikli araçlarla bu çok daha etkili bir şekilde, kolay bir şekilde bir canlıya eziyet vermeden pekala yapılabilir. Gayet de güzel olur. Daha böylece, da ucuza yapılabilir. Yani fayton işini de kaldırmamış oluruz. O da bir yani adaların bir simgesi. Tabii, yani son derece önemli onu yaşatabilmek. Evet. Ama yani... Tarih, bu dokuyu yani da turistik canlıya dokuyu eziyet da, vermek hayır, de hayır, artık günümüze hiç yakışmıyor. Hiç yakışmıyor. O yüzden atın yerine elektrikli faytonların kullanılacak olması, hem fayton kültürünün orada kalacak olması, hem de aynı zamanda atların eziyet çekmeyecek olması açısından faydalı bir tedbir olmuş. Yani adalara şey düşünmüşlerdi aslında, araç sokmuyoruz onun için yani faytonlar devam etsin. Yani aracı sokmamanın gerekçesi kirlilik yaratmamak. Tabii. Bir de yani işte yol açmamak fazla. Ama yani atlarda bir çevre kirliliği yaratıyor yani. Evet, şimdi atlı faytonların yerine bakalım elektrikli faytonlar ne zaman geçecek? Oradaki bu mafyatik düzeni nasıl çözecekler bakalım? Yani çözülür, mafyatik de demeyelim ama yani o mafyatik, mesleki dayanışma gibi bir şey o. Diyelim kendi çıkarlarını koruma. Dolayısıyla belki elektrikli araç taşımasını da aynı kişilere verdikten sonra herhalde onlar da atla uğraşmak istemeyecek. Yani evet efendim, İstanbul'da bizim adalarda böyle atlı fayton uzun zamandır konuşuyordu Melik Yiğitel, biliyorsun. Bakalım çözüme kavuşacak inşallah. Şimdi bakalım ne kadar süren var, bir 5 dakikam var. Biliyorsunuz Ağrı'da bayramın birinci günü ufak bir kızcağız kayboldu, Leyla. Gördünüz mü? Ben bayramın birinci gününden beri takip ediyoruz. Kaçırma olayı olduğunu söyleniyor. Kaçırma olayı söyleniyor. Evet. Şimdi eğer Leyla'nın fotoğrafı bizde varsa rejiden rica edeyim bir koysunlar Leyla'nın fotoğrafını. En azından bizi izleyenler, duymamış olanlar da duymuş olur. Kayıp kız Leyla ile ilgili son gelişmeler de var. En son dedesi Leyla'yı sağ salim getireceklere 300 bin TL ödül vereceğini açıkladı. Ailede kızlarının beyaz bir otomobilde köyden kaçıldığını düşünüyorlar. Ağrı'da bu. 4 gündür kayıp Leyla. Nerededir, ne değildir bilmiyoruz. AFAD ve jandarma ekipleri arıyorlar bölgeyi. Birinci günden beri yok. Hatta 4 günü geçmişiz değil mi biz? Cuma birinci gün olduğunu varsayarsak 5. güne girdik. 15 dakika içerisinde kaybolmuş zaten minik Leyla. Resmi bu. Eğer bizi izleyenler, dinleyenler varsa Ağrı minik Leyla'yı arıyor. Cuma günü Ağrı'da kaybolan, kaçıldığı iddia edilen diyelim küçük kızımız 5 gündür kayıp, 4 yaşında. Üzerinde pembeli beyazlı bir kıyafeti de olduğu söyleniyor. Mavi gözlü, siyah saçlı, 4 yaşında bir tatlı mı tatlı kızımız. Gören duyan varsa buradan da aktarmış olalım diyeyim ben. Bu çocuk kaçırma ve çocuk kaybolması hadiseleri çok can sıkıcı olmaya başladı. Yani kentleşmenin artmasıyla beraber biraz arttı ama yani olay Ağrı'da oluyor. Evet. Dolayısıyla orası da enteresan. Yani o tür küçük yerlerde kimin ne olduğu, kimin çocuğu olduğu bilinir ve kim dışarıdan geldi bu da bilinir. Yani dolayısıyla bu olayların olmaması gerekir normalde küçük yerlerde. Yani büyük şehirlerde tamam kim kimi tanıyor tanımıyor, karma karışık, karışıklıktan epey şeyler yapılabiliyor ama küçük yerlerde herkes herkesi tanır. Yabancı birisi varsa da herkes o yabancıyı gözler. Kaçırıldı hatta deniyor. Hatta sorar da kaçırıldı yani nereden deniyor, geliyorsun bilmiyoruz diye. Kaçıldı deniyor. Melik Yiğitel, sen de görmüşsündür. Ben bayramın birinci günden beri Melik Leyla'yı takip ediyoruz. Sosyal medyada habire yaymaya çalışıyoruz.
5 gündür kayıp kaçıldı iddiası var. Umuyorum sağ salimdir diyorum. 5 gün oldu çünkü. Ekrana da verdik görüntüyü de. İşte. Yani inşallah öyledir. Ben yani kaçırmış olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Ağrı'da bir köy yeri dediğiniz şey, yani orada kaybolma olasılığı çok düşüktür. Hele hele bütün köylüler işte oradaki polis şey jandarma seferber olmuşken kısa sürede bulunur. Yani Ağrı'da bir köy yani ne kadar büyük olabilir ki? O yüzden de kaçırılma olasılığı sanki daha yüksek gibi. Aile işte beyaz bir arabayla kaçırıldığını söylüyor. Orada belki yani bizim bilmediğimiz anlatılmayan şeyler de var. Çünkü orada Abdurrahman Bey'in dediği gibi herkes herkesi tanır. Ben de 12-13 yaşına kadar böyle küçük bir yerde büyüdüm. Yolda yürürken ha sen şunun oğlu muydun derler mesela. Dışarıdan biri girer acaba bu yabancı ne arıyor burada? Dolayısıyla belki aile hani bir şey biliyor da paylaşmıyor mu? Sonuçta hani orada birini alıp kaçırmak da o da kolay bir iş değil. Ya inşallah bulunur. Çok üzücü bir hadise. Bulunmasını temenni ediyoruz, dua ediyoruz. Evet, umuyorum. 4 yaşında ufakçık bir kız. İnşallah bulunur. İnşallah ekranda izleyenler görmüştür çocuğun resmi. Sosyal medyada çok var ama Twitter veya Facebook kullanmayan, Instagram kullanmayan bir sürü insanımız var. Belki duymamışlardır, gazete okumamışlardır. Belki sadece televizyon izliyorlardır. Gerçi bütün ekranlarda vardı bu minik Leyla'nın Cuma'dan beri resmi ama biz yine de vermiş olalım. Son olarak size dolar 4.75, işte euro da 5.50, belli bir seviyesinde. Seçim sonrasında beklentiniz var mı? Onu sorayım, kapatacağım yayını. Seçim sonrasına yönelik hani çok iyileşme yönünde bir beklentim yok. Niye derseniz genelde finansal piyasalarımızdaki seçim öncesi eğilimler seçim sonrasında da sürüyor. Yani seçimlerin finansal eğilimleri değiştirme şeyi son derece düşük. Yani buna 2002 yılında AK Parti'nin iktidara gelmesi de dahil. Yani seçimlere baktığımız zaman seçimler öncesindeki durum neyse seçim sonrasında da devam ediyor. Bu ana trendler tabii. Yani ufak tefek günlük, haftalık ya da işte seçim umulmayan bir şekilde çıkmış. Bunun öyle bir günlük fiyatlaması yani öyle günlerce de sürmez. Yani bir günde fiyatlanır. En son 2015 Kasım'ında gördük yani işte tek başına iktidar çıkınca fiyatlaması bir günde oldu. Evet. Sonraki günlere kalmadı bir yer. Dolayısıyla şey yani seçim öncesinde işte dolar yurt dışında zaten yükseliyor. Faizler dünyada yükseliyor. Ha, bu ana bu iki eğilim zaten, hani zaten Türkiye'de devam ediyor. Yani dolayısıyla anladım. Seçim sonrasında evet. Da sürebilir. Trend devam edebilir. Evet yani Türkiye'de seçim oldu diye yani faizler düşmez. Veya ama çıkmaz. Şu olur Türkiye'nin enflasyonu düşürme şansı var. Yani çünkü enflasyonumuz yüksek. Bunu düşürürse devamında faizleri düşürme şansımız olabilir. Demek ki seçim sonrası da işte bir şey artı veya eksi mucizevi bir şeyler olacak diye bir şey yok. Yalnız tabii yani hükümet ortaya bir reform paketi koyar ve bunu ciddi bir şekilde uygular ise bunun da, olumlu evet. etkileri olur ama ana trend bence yurt dışından belirleniyor. Çok teşekkür ediyorum Abdurrahman Bey. Bu arada Melik Yiğit'e tekrar teşekkür ediyoruz. Ankara'ya selam olsun diyelim.